Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler Sayın Seyşel, günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın temaslarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere'deki temaslarını sürdürüyor. Manchester'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin onuruna düzenlediği resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı sonrasında Londra'ya geçti. Tatar Londra'da bugün gerçekleştirilecek 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin açılışına katılacak Sayın Seyşel. Cumhurbaşkanı yarınsa BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Holku ile görüşecek. İngiltere ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester'da yaşayan Kıbrıs Türkleriyle resepsiyonda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, onuruna düzenlenen resepsiyona, Türk toplumu temsilcileri yanında Pakistan, Bangladeş ve diğer Müslüman toplumu temsilcileri de katıldı. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye ile her zaman tek vücut olarak hareket ettiklerini, bölgede barış, huzur ve güvenlik içinde bir gelecek için çalıştıklarını anlattı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Doğu Akdeniz'de gelişmeye devam edeceklerini belirterek turizm, eğitim, yapı ve diğer alanlardaki gelişmeleri anlattı. Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs'ta iki üsse sahip garantör ülke İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesini beklediklerini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki egemen halk olduğunu, bu gerçek dışında çözümün olamayacağını vurguladı. Birçok ülkeyi ziyaret ederek ve birçok yetkiliyle görüşerek yeni siyaseti anlattığını ifade eden Tatar, uluslararası camianın da kendilerine destek vermeye başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin işbirliği içerisinde geleceği inşa edebileceğini anlatarak Rum yönetimine işbirliği çağrısını yeniledi. Su projesi sonrası elektrik projesinin de hayata geçmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişeceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıktığını ve geliştirdiğini kaydetti. Tatar, egemen bir halk ve bağımsız bir devlet çatısı altında Kıbrıs'ta adil, sürdürülebilir, güvenlik, huzur içinde yaşayacakları bir anlaşma istediklerini dile getirerek Kıbrıs'ta işbirliğine ihtiyaç olduğunu, iki devletin enerji başta olmak üzere her alanda işbirliği yapabileceğini söyledi. Manchester'da yoğun ve yararlı görüşmeler yaptığını anlatan Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin gururları olduğunu, yılmadan taş üstüne taş koyarak yatırım yapan herkesi tebrik etti, başarılar diledi. Tatar, Avustralya ziyaretini de anlatarak İngiltere, Türkiye ve dünyadaki tüm Kıbrıs Türklerinin beklentisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni geliştirmek ve geleceğe taşımak için Türk isimlerle çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Resepsiyonun ardından Londra'ya geçen Cumhurbaşkanı Tatar, bugünse Enfield'da Kıbrıs Türk Devletleri Konseyi tarafından düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne katılarak açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları çerçevesinde yarın BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angel Holkuyen Kuyayar'la görüşecek. Londra'da yoğun bir toplantı programı bulunan Tatar, yuvarlak masa toplantısına katılacak, gazetecilerle bir araya gelecek, parlamento üyeleri ve Kıbrıs Türk Sivil Toplum Kuruluşları mensuplarıyla görüşmelerde bulunacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bağımsızlık ve egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün mezuniyet törenine katıldı. Törende mezun öğrencilere seslenen Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Gazze'de bugün bir katliam yaşandığına değinen Töre, yaşanan vahşet karşısında medeni denilen ülke ve çevrelerin bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Utanın, utanın. Biz utanıyoruz ama siz utanmıyorsunuz. Bu ne barbarlıktır? Bu ne vahşettir? Bu ne biçim soykırımdır? 21. yüzyıldayız ama vahşet devam ediyor. Mezun olan öğrencilerin emperyalist ve sömürgecilere aldanmaması gerektiğini ifade eden Töre, bulundukları ülkeyi ve milleti çok sevmelerini istedi. Kıbrıs'ta barış istiyoruz. Ama Kıbrıs'ta barış isterken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taviz vermeyiz. Topraklarımızdan
ülkemizden taviz vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden taviz vermeyiz. Bugün 30 Haziran Polis Günü Sayın Seyirciler. Polis örgütünün kuruluşunun 60. yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni Başkanlığında polis mensuplarından oluşan heyet tarafından sırasıyla Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mozolesine çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Polis Teşkilatı'nın 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün akşamda Refkoşa'da polis birimleri tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Polis halk işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte polis birimleri halka tanıtıldı. Polis örgütünün 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen polis haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Zahra Sokak'ta polis birimleri tanıtım etkinliği yapıldı. Polis halk işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenen etkinlikte kurulan standlarda polis birimleri halka tanıtıldı. Çeşitli gösterilerinde yer aldığı etkinlikte bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı ve polis örgütünde kullanılan çeşitli motorlu araçlar sergilendi. Polis Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Amiri Yılmaz Hacıoğulları etkinlikle ilgili BRT'ye bilgi verdi. Halka kendimizi daha yakından tanıtabilmek adına polis birimlerinin tanıtımını Zahra Sokak'ta halkla iç içe olarak yapmayı tasarladık. Yine bu gördüğünüz alanda polis örgütünde kullanılan araçların sergisi var. Bunlar hakkında yine merak edenlere kullanılan araçlar ve diğer polis birimlerinin tanıtımıyla ilgili merak edilen sorular cevaplamak üzere arkadaşlarımız tedbirlerini almışlardır. Etkinlikte ayrıca polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası halka müzik dinletisi sundu. Girne'ye bağlı Dikmen Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için bölge halkı bugün sandık başında sayın seyirciler. 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için sabah 8'e başlayan oy verme işlemi 18'e kadar devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerel Kuruluş Organları ara seçimi çerçevesinde Girne'ye bağlı Dikmen Aşağı Dikmen Mahallesi muhtarlık seçimi yapılıyor. Aşağı Dikmen Mahallesi muhtarlığı için Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Gütsav yarışıyor. Oy verme işlemi saat 8'de başladı. Kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gösterilerek yapılabilecek oy verme işlemi 18'e kadar sürecek. Seçim sonuçlarının 18'den birkaç saat sonra belli olması bekleniyor. İsrail büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze şeridine yönelik saldırılarına 268. gününde devam ediyor sayın seyirciler. İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistin hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırıları 268. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun gece boyunca Gazze şeridinin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Refah kentinde Zarup ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı. İsrail topçu birliklerinin Refah'ın güney bölgelerini yoğun şekilde bombalaması sonucuysa ölen ve yaralananlar oldu. Refah kentinin batısında yer alan Tel Es Sultan ve Suudi mahallelerinde patlamalar ve yoğun silah sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin doğusundaki Absan ve Huza beldelerini de hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusundaki Dereç mahallesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralanan kişiler oldu. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezindeki Tufa, Şucaiye ve Sabra mahallelerini yoğun şekilde bombaladı. Şucaiye mahallesine giren İsrail güçleri insansız hava araçlarından ateş açılmasıyla eş zamanlı Şehitler Camii yakınındaki evlerde bulunan çok sayıda aileyi kuşatma altına aldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 37.834 Filistinli öldürüldü, 86.858 Filistinli yaralandı. Ülkemizde trafik kazasının yaşanmadığı bir gün neredeyse yok sayın seyirciler. Dün akşam ve gece yarısı yaşanan trafik kazalarında 5 yaya yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Değirmenlik Girne Anayolu üzerinde Köroğlu Aktaş yönetimindeki GJ820 plakalı araçla seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun ve Hatice Uludağ'a çarptı. Çarpma sonucu yaralanan yayalar Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun ve Hatice Uludağ, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Hatice Uludağ yoğun bakım servisinde, Cuma Coşkun, İlknur Coşkun ve Muhammed Coşkun ise acil serviste müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Köroğlu Aktaş tutuklandı. Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise Sama Tarbiyat 59 mg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SN096 plakalı araçla seyrettiği sırada Deniz Kızı Otel önlerinde dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Hakan Özçelik'e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Hakan Özçelik, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sol omuz, kalça ve bacak kemikleri kırığı teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Sama Tarbiyat tutuklandı. Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Ve denetimlere bakalım. Polisin ülke genelinde yaptığı trafik denetimleri sürüyor. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2141 araç kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 418 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucu 6 sürücü tutuklandı, 69 araç ise trafikten men edildi. Sayın seyirciler, elimize şu an ulaşan bir haberi paylaşalım sizlerle. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu'nun değerlendirmelerini aktaracağız. Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde görüşülüp onaylanan Maraş'ın yasal sakinlerine iadesi talebi kararını değerlendirdi. Kıbrıs meselesinde sadece Kıbrıs durumların hassasiyetini içeren konunun tartışılmasının adil olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların gündemde olması gereken konular olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, AKP'nin Maraş kararı bizi yolumuzdan döndüremez dedi. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, 26-28 Haziran tarihlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'nde raportörlüğünü İtalyan Milletvekili Piero Fassino'nun yaptığı Maraş'ın yasal sakinlerine iadesi talebi başlıklı kararın Strasbourg'daki genel kurul görüşmesi ve ardından yapılan oylamasına katıldı. UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, kararın içeriğiyle ilgili farklı tartışmalarda söz alarak konuşma yaptı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin Tuğrul Türkeş Başkanlığındaki Türkiye heyeti ve Piero Fassino ile oylama öncesinde birer görüşme yaparak karara değişiklik önerileri verdiği belirtildi. Değişiklik önerilerinin kısmen kabul edildiği genel kurul oylamasında Türkiye heyeti ile birlikte kararın bütününe red oyu verilirken
Karar oy çokluğuyla genel kurul tarafından kabul edildi. Maraş kararını Akba Türkiye heyetinin toplantı sonunda sunduğu karşı görüş metninde kararın ekine eklenmesi kabul edildi. Kararda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararları temelinde Maraş'ın BM denetimine devredilerek veya karşılıklı güven önlemleri çerçevesinde meşru sakinlerine iade edilmesinin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüme büyük katkı sağlayacağı görüşü savunuldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan heyet başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, 4 yıl süresince karar taslağının Akba'da tartışıldığını belirterek, raporun Kıbrıs meselesinde sadece Kıbrıs Rumların hassasiyetini içeren bir konu olduğunu ve sadece bu konunun tartışılmasının adil olmadığını vurguladı. Daha önceki tüm çözüm planlarına ve BM önerilerine olumlu yaklaşan Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların aslında gündemde olması gereken konular olduğuna dikkati çeken Hasipoğlu şunları kaydetti. En az Rumlar kadar egemen olduğumuz uluslararası eşit statümüzün var olduğunu, AB tarafından söz verilip de tutulmayan doğrudan ticaret hakkı, doğrudan uçuşlar, maruz kalınan sportif vesaire ambargoları dile getirdik. Çözüm ister gibi davranan ancak bizleri eşit olarak değil azınlık olarak gören Rum zihniyetinin ödüllendirilmeye devam etmesi kaygı vericidir. Kararın uluslararası hukuk kuralları içerisinde Maraş açılımına devam edilmesini engellemeyeceğinin altını çizen Hasipoğlu, bilakis raporda yer alan hatalı olguların ve yanlış siyasi değerlendirmelerin zaman içerisinde farklı bir halde tezahür edeceğini uluslararası camiaya ispatı için bize imkan sağlamış olacak dedi. Festivale gidelim. 52. İskele Festivali kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival çerçevesinde dün akşam halk dansları ekiplerinin tanıtım gösterisi yer aldı. Gecede ayrıca Grup Otantik'te muhteşem bir konser verdi. Geleneksel İskele Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında 27. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali'ne katılan ekiplerin dans gösterisi yer aldı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Grup Otantik sahne aldı. Grubun solisti Mustafa Kutbettin seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Daha sonra Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan ekiplerin tanıtım gösterileri yer aldı. Festivale katılan Türkiye, Macaristan, Uruguay, Bolivya, Rusya ve İran ekipleri birbirinden güzel danslar sergiledi. Ve bir uyarıyla noktalayacağız. Lefkoşa Türk Belediyesi dere boyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi'nde bugün altyapı çalışması yapıldığını duyurdu. Ayrıntılarına bakalım. Belediyeden yapılan açıklamada Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışmaların saat 17'ye kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Sıcak karakterli alçak basın sistemiyle nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu, bir ara hafif sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa 38, Girne 34, Alevkayası 31, Güzelyurt 36, Gazimoğlu 32, Lefke 34, Yenierenköy 33 ve İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük
düşük hava sıcaklığı ise Lefkoşa 22, Girne 26, Alevkayası 20, Güzelyurt 21, Gazi Mausa 20, Lefke 26, Yeni Erenköy 25 ve İskele'de ise 24 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa 40, Girne 36, Alevkayası 33, Güzelyurt 38, Gazi Mausa 34, Lefke 36, Yeni Erenköy 35 ve İskele'de 36 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, rüzgar güney ve batı yönlerden 4 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu kritik olması beklenmekte. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.